Badur. Ayağına geldi. Hep oynamıyor. Geldi. Önceden sanki geldin mi daha? Bir ara gelmiş. Dizekleri dışarı aldık ya. Ha doğru ya. Sevgili izleyenlerim, evet Beşpınar beldesinde Kenan Yavuz Müzesi'ndeyiz. Birkaç gelişmeler olmuş. Yeni şeyler tabii ki her gün bir şeyler katılıyor. Selçuklu motiflerinden yeni örnekler yapılmış. Şimdi şuradaki tabii şeyler çok güzel. Sahibi kim? Canın. Mülkün yapının anahtarı sende kalmaz kapının. Dünya denen bu geçici tapunun peşindeysen yazık sana, vah sana demiş. Şimdi şuraya da gelip şuradan da şurayı okumak gerekiyor. Çinim açın demiş. Heybetli geçmişinden zerafet ve sadakat damıtmış bir şehir Bayburt. Her geleni olanca ihtişamıyla selamlayan Bayburt Kalesi'nin silüetine Ulu Cami'den okunan ezanın sesi karışır. Kırk çeşmelerde su olup akan zaman Bayburt evlerinde soluklanır. Şehit Osman tepelerinde edilen dua karşı tepede bey börekle buluşur. Çoruh geçmişten bugüne, bugünden geleceğe kavuşur. Kenan Yavuz Kültür Evi Çin'i maçın Çin'i sergisiyle geçmişe davet ediyor sizi. Çocuklarımızı, çocuklarımıza dünü hatırlatıp yarını anlatmak için. Güzel bir ifade kullanmış. Evet Çin'i, Çinliler, Bayburt Çinlileri dediğimiz gibi bu Çinliler örnekleri şeyde de var. Bayburt Kalesi'ne de artık Çin'i maçın kalesinin şeyde, motifleri de aynı motifler, aynı Selçuklu şeyinin turkuaz ve ağırlıklı turkuaz renklerinden oluşan Çinliler. Evet şu an Kenan Yavuz kardeşimiz il dışında olduğundan sorumlu kardeşimi yakaladım. İş güç zamanı. Onun için biraz vaziyetimiz diyor ama hoş karşılayın. Bayburtlar çalışan insanlar. Nasıl gidiyor hayat burada? Şükür. Güzel. Şu müzemizde de, yani. Müzemizde. Müzemizde çok şükür. Evet. Bayağı misafirlerimiz. Gelenimiz. Gidenimiz. Ziyaretçimiz çok oluyor. Evet. Geçtiğimiz yıl 35 bin kişiye yakın ziyaretçimiz oldu. Hı. İl dışından. Dışarıki devletlerden, evet. Almanya'dan, Avustralya'dan, her ilden yani ziyaretçilerimiz genellikle oluyor yani. Peki ziyaretçiler genellikle nasıl bir fikir beyan ediyor? Yani ya ne güzel eskiye gittik işte. Evet, çok çok memnun olup eskileri tanıtmak açısından. Evet. Genellikle de öyle yaşlı amcalarla kadınlar gelip buraya oturup ağladıklarına biraz da şahidim ben burada. Ağlayanlarımız da var. Evet. Eskileri bize tattırdığı için Kenan Bey'e, biraz da Kenan Bey için görüşüp ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorlar. Çok. Eskiyi yaşadığımızdan, doğal olarak zaten her şey eski olduğundan dolayı. Evet. Müzemizin eskiye anlamı gidiyor mı? İnsanlar. Evet. Şimdi yeniler bilmezler ama eskilere de yani bu şu burayı gördüğünde değirmenini, evet, yani kana arabasını, eski öküz arabasını, tığ makinesini. Genellikle hocam bizim burada etkinliklerimiz her zaman oluyor. Kenan Bey. Evet. Eskiye dönük etkinliklerimizin hepsini burada canlandırıyoruz. Kenan Bey'e gerçekten biz teşekkür borçluyuz bu konuda. Mesela köyümüzde düğün olur. Evet. Düğün bittikten sonra gelin damat buraya gelir. Hı. Köy evlerimiz var. İsterseniz bu tarafa doğru yönelelim oradan. He, gezeceğim oraları. Köy evlerine girdiği zaman. Buyur evle gidelim. Gelin bu şekil bir oraya geldiği da, zaman. He, gel bu yanıma. Damat bacıya çıkıyor. He. Bacadan gelinin başından. Fıstık döküyor. Fıstık, bozuk para. Bozuk para eski. Tarzı damatlar davulla zurnayla, evet, oyun oynanır. Çok güzel. Kızlar içeride. Aynen. Gelin orada gelin direğimiz var. Oraya evet, istersen gelin direğini de göreceksin. Evet. Gelin direğine çıkar. Kızlarımız içeride oyun oynarlar. İyi benim sevgili kardeşim. Dünya küçükmüş. Ne var ne yok? Sanıldığı kadar küçük değilmiş. He öyle mi? Daha kavuşmaz. Gezdin mi? Sana kavuşurmuş. Nasıl gördün Bayburt'u, kültürünü, geçmişini,
senin meslekle ilgili de biraz ayrıntı var. Doğrudur. Nasıl buldun? Bize bir değerlendir şu kültür evini. Son derece harika. Evet. Denecek, aslında söylenecek çok şey var. Ama söylenmeyecek de o çok şey var. Sözün bittiği yer. Aynen. Yaşamak güzel. Doğrudur. Gel de gez de yaşa. Evet. Doğrudur. Öyle yaşa. Fena ki bu var ya. Peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim abicim. Gönlümüzdesin. Evet sevgili izleyenlerim. Eski kaplarımız var. Mikrofon sende. Eski kaplarımız var. Sesli olsun. Eski kaplarımız var. Bunların genellikle bizim yöreye ait. Heh. Başka yörelere ait. Hepsinin bir anlamı var. Ya şimdi evet. Sanat olarak. Motifleriyle, şeyleriyle. Çok güzel şeyler. Gerçekten. Su değirmenimiz var. Su değirmenimiz. Bulgur, yarma yapan değirmenimiz. İçine bir girelim. Tabii ne demek. İçine bir girelim. Tabii. Hoş geldin, hoş teşekkür geldin. Ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biraz karanlık düştü ha? Şimdi değirmenimiz. Bu evet. Değirmenimiz Gözlü Barajı'ndan köyün suyun altında kalan bir köyden, Cenci Köyü'nden getirdik buraya. He. Şu an çalışır vaziyette. Evet. Suyu verdik mi çalışır. Akar suyuyla ama bizim depomuz var burada bir. 5 tonluk depomuz var. Suyundan devir daim yapıyor. Evet. Devir daim yapıp un. Aynen çalışıyor yani un. Evet. Bu tarafta bulgur. Dibek. Yerma, dibek. Dibeğimiz de burada var. Dibek. Güzel adlarını da de. Dibek. Sevgili izleyenlerim. İşte biz. Çalıştırabilirim bunu da. Vallahi çalıştır da bir izleyeyim. Suyundan ama bu şu an sadece bu elektrik. Ama elektrikle de dönebiliyor. He. Şimdi sevgili izleyenlerim. Evet. Buğdayı koyduğumuz zaman biliyorsun da yavaş döner. Boş olduğundan hızlı dönüyor. Yüzünü kabuğunu aldığı zaman sertleşir. Evet. Şimdi burada yarma olur. Yarma. Bulgur olur. Bulgur olur. Evet. Şimdi gel abi değirmenin başına. Gel benim kardeşim. Ya isim soy ismi sormadım Selim, ben. Selim Aktan. Ben. Selim. 8-9 yıldan beri Kenan Bey'le çalışıyorum. Ya şimdi bizim ben hep derim köyde köylü gibi oturmak. Evet. Köyde köylü gibi oturmak. Eskiden hastalıklarımız azdı. Niye azdı? Ya değirmenlerimiz çalışıyordu, dibeklerimiz çalışıyordu, bulgurumuz. Evet. Pirince girmezdik bizim. Ne işimiz var pirincine? Şeker hastalarına zararlı. Organik. Önceden her şey organikti. Şimdi biz neyi kaybettik? Biz buraya dönecek miyiz yeniden dersin? Çok zor. Zor mu dersin? Ama biz şu an Kenan Bey Allah razı olsun. Evet. Kenan Bey bunları... Ama köylerde bunlar çalışmalı öyle yine. Tabii bunun unu bambaşka. Unu. Neyi bambaşka oluyor. Kepekli. Lavaş. Bizim burada dışarıda tandırımız var. Onu da göreceğiz. Oraya da geçeceğiz tandırımızı. Evet. Evet. Suyun şeyi mekanizma istersen bakabilirsin. Suyun vurup da çevirmesini. Yok. Şeyini, yok da. Gerek yok. Gerek yok. Şöyle bir. Bu da ambar. Ya öyle makat. Bir şey diyelim. Burada gelen. Değirmene gelenler. Nöbet tutanlar. Nöbet tutanların dinlenme yeri. Burada normal sobamız var ama kaldı evet. Şu an. Şimdi sevgili izleyenlerim burada şimdi bunun gibi o kadar çok şey var ki biz bu kadar ayrıntıyı verirsek biz bu müzeden çıkamayız. Çıkalım. Doğru. Onu da yani söyleyeyim. Esas köylerine. Burada da yine açık alanda tandırda. Evet tandırımız. Tandır ekmek. Lavaş yaparız. Lavaş yapar. Af af burada af. Burada sehpalarımız var. Buraya kurup. Evet. Gelen ziyaretçilerimize tereyağı, evet. Bor, peynir. Şimdi şunun üstünün açık olması tandırın, tandır kışın kar, su, budan bozulma şeyine girme. Kapatıyoruz değil mi? Ha güzel. Ya Kenan Bey alır onun tedbirini öyle bırakmaz. Ahşap kısmı hepsi içeri alınıyor. Anladım. Tekrar dışarı çıkarıyoruz. Şimdi Haziran ayının sonunda burada tırpan pişme şenliğimiz. Canlı yayınla Instagram Kem yapma şenliğimiz var. Şenliğimiz oluyor. Evet. Ağustos ayında ekin ayı zamanı geldiğiniz zaman bulgur haşlama. Bulgur haşlama. Bulgur haşlarız. Sevgili izleyenlerim. Şimdi siz buna nasıl yetişmeyi düşünecek bu millet? Nasıl vallahi edeceğiz biz bu işi? Normal programlarımız canlı yayında Instagram'dan Kenan Bey bunların. Ya ben şimdi duyuyor. Benim gençliğim olsa ben de buraya gelir düğünümü burada yapardım. Oradan güzel fıstık mıstık şu bozuk para sepip burayı döneder mi o alan? Gelin buradan girdiği zaman damat tadından üstten çevresini döker karşısına. Evet. Üstünde davulla, zurnayla, sesle düğün oynar. Ya şimdi çatılar var bir defa atılamıyor o da var. Şu an apartmanlardan da olmuyor. Doğru ama biz burada yaşatıyoruz bunları.
İçeriye bir gezelim, gel müdürüm. İçeriye bir girek bak şimdi. Sevgili izleyenlerim, bu fıstık atma olayı gerçekten bizim adetlerimizde şu an hemen hemen bitti, tükendi bu. Burada uygulanmasını ben duymuştum. Çok önemli bir konu bu. Burası da... Ne oldu Selim Bey? Celal Bey, şu hanımefendi var eski ismi. Şimdi sevgili izleyenlerim, burası bizim Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü evin birebir kopyası. Birebir kopyası. Evet. Onun için şu an tam bu yukarı lorunun evi. Evet. Örneği yani. Evet. Tam örneği. Şimdi gelelim bakalım. Elektrik yok. Su yok. Su yok. Gaz lambası. Şimdi bakalım. Evet. Buyur odalarımızdan bakabilirsin. Şöyle çevirelim. Ya o kadar güzel ki ben bak burada da elektrik onun için koymamışlar. Birebir orijinal. Eski pirinç kalyolar biliyorsun da. İşte. Eski pirinç kalyola. Evet. Sandık. Vay. Dikiş makinesi simgelerini biliyorsun. Şu eski beşik. Beşikler. Vay maşallah ya. Tam bizim eski evlerimiz ya. Mecit Yavuz'a anne Alima Yavuz'un gelin odasıymış. Anne. Kenan Bey'in baba annesi. Mecit Yavuz anne. Babası rahmetli oldu ama annesi şu an sağ. Hayatta. Allah sağlık ömürler versin. Burası da yine bir aile. Evet. Nerman Yavuz Hanım'ın misafir şimdi terek konulmuş şimdi ben şimdi sen Kenan Yavuz'un evi dediğin gibi benim kafam şimdi farklı çalışmaya başladı. İşte. Burası tandır evi değil bu terek niye? Tandırevi orada terek niye? Burada normal bir sergilenmesi için şeyler koyuyorlar. Boşta olmasın. Boş olmasın diye. Ara sıra bir kaçırma yapılmış. Ara sıra bir kaçırma yapılmış. Öyle edelim. Hatta bakır şeyler. Yahu. Dur bir dakika gel az. Selim. Beyler burada gelin buraya çıkar. Bizim köylerde zaten yaşanıyor. Evet abi. Burada kızlar oyun oynarlar. Gelini buraya getirdiğiniz zaman dışarıdan damat bacıya çıkar. Baybur kültüründe bunu bir parça açalım. Kenan Yavuz bu kültür evinde şuradan çıkan bu çıkış üstte bizim yatak odalarına gitmeli idi. Asıl kültürümüzde orada yatak odaları vardır. Belki burada o atlanmış veya Kenan Yavuz'un evleri belki böyleydi. Oraya girmiyorum ben. Evet. Ama orada da bir odamız vardı. Şu an ikinci kat yatak odaları. Burası da işte tandır. Burası tandırın başı. Ve yukarı lorurlar. Efendim veya Bayburt'un bütün köyleri ki Bayburt'un merkezinin eskisinde de bu Selim geçerli tandır başları ayrı bir kültür ayrı bir özelliktir. Doğru mu diyorum ben? Yayığı orada vurulacak yoğurt çiğden yoğurttan yağ tereyağı burada taze lorundan efendim tandırdan da lavaş ekmek çıktıysa yemede yanında yatır. Artı bunun üzerinde biliyorsun dur bak. Güveçlerle yemek işte, pişecek. Artı bunun içerisinde oturup ısınmalar önceden. Şimdi başka bir. Ya iskemle yaptı mı Kenan Bey buraya? Var. İskemle hepsi var. İskemlede var mı? Tabii her şeyimiz var. Burada yok. Şimdi sevgili izleyenlerim ben iskemleyi biraz açım. Ben iskemle dedim Selim'den bekledim desin ama iskemleyi sen anlat. Ben deneyim ya. Misafirlerimizin oturması için yani. Kullanalım. Şimdi ayakları aşağı asarsın. İskemleyi üstüne kurarsın, üstüne bir kilim örtersin, çayları, o yarma kavurgasını, çedeneli, şişmişli alırsın ileri. Kavurayla beraber. Artık sohbet kırıla gider. Evet, aynen öyle gidelim biz. Evet. Kenan Bey'in dede Şamil Yavuz var. Ninenin Never Yavuz'un odasıymış. Odası. Eski, aynı benzeri. İşte evet, sobası. Sobamız. Vay maşallah. Piliş kalyolarımız yine aynı şekilde. Evet. Dolaplarımız. Ya çok güzel, eski beşikler. Yani eski kırman evimiz. Kırman tavanımız. Onu da diyeyim tavanımız, ben, unuttum ben. Şu üst taraftan da evin aşağısı da. Evet, kırman tavan. Ya yayık, şimdi hele bir yayık vursana.
Selim geçmem şu yayın başına. Şu yayında bir Selim göstersin bize. Şu Selim. Heh. O şekilde oturacak. İçi tam yoğurt dolu. Bir ileri bir geri. Pat küt. Bu şekil. He. Kullanırdık. Aynen öyle. Ne kadar sürer bu? Bu aşağı yukarı bir yarım saat. Yani şekline göre. 45 dakika falan. İçindeki duruma göre. Evet, durumuna göre. Yağmur. Ha şimdi Selim şunu söyleyelim. Yoğurdu koydun mu içine de güzel soğuk su koyarlar ki. Yoğurdu da koyacaksın tabii. Yağ sıksın. Çocuklar da Fatih abi bir zamanlarda annelerimiz bunu yaydığı zaman çocuklar da onun üzerine biner. Biner cettine ama onu unutmuştum ben. Evet. Ya şekilde, geçmişimiz ne kadar güzel idi. Evet. O günleri yaşamak isterdim yeniden. Evet ama dedim ya Çanakkale bize bunları yaşatıyor genellikle. Evet. Harma şenliğimiz oluyor. Bir iki izledim aslında onun birine gelmeliyim ben de inşallah. Fatih Bey burada... Bunları Instagram'da yayınlıyoruz. Onların evet. Günleri olduğu zaman 2-3 gün öncesinden Kenan Bey yayınlıyor. Bütün misafirlerimiz bulunuyor yani. Ha bir gün ben telefon verin de siz beni çağırın. Tamam ne demek? Geleceğim tamam. Ben bir gün ben gelim. Bu, güzel çekim. Ambar deriz. Ambarımız ya. Evet. Un. Un. Buğday. Buğday. Yarma. Yarma. Unu koyduğumuz zaman. Evet. Kabını almamız için onu ne diyoruz? Kabını alması için şu şekil burayı kaldırıp. Doğru. Onu, buğday da alınır. Aynen onu biliyorum. Evet burayı da anlattım. Üste genellikle odalarımız olur bizim. Evet. Bu da biliyorsun süt makinesi. Süt makinemiz. Kremesi bir tarafa ayrılır. Evet. Yaman süt bir tarafa şeyi ayrılır. Bir tarafa evet. Biraz kadayar yapılır. Bu da bizim süt makinemiz. Şu an halen gene. Evet. Yani bunu. Evet süt makinemiz. Çok güzel. Kültürümüz bu işte. Bayburt bu. Ne diyeyim ki ben?